İlknur'un Tasarım Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün sizinle gözlük ipi çalışacağız. Hem de bu güzel papatyaların yapılışını öğreneceğiz. Şimdi bu papatyalar çok var, çok yapıldı. Hani çok tekrar edildi, çok sevilen bir model oldu. Ben de bu modeli bugüne kadar paylaşmamıştım. Ancak küçük bir Reels videosu Instagram sayfamda var. Benim sevgili Aden kuşum var. Aden Mina. Benim yeğenim. Kız kardeşimin kızı kendisi. O da teyzesi gibi böyle boncuk işlerine meraklı. Onun ricası üzerine şimdi bu papatyaların yapılışını öğreneceğiz. Anlatmaya çalışacağım. Bu vesileyle de şimdi yaz geldi ya. Siz ister kolye yapın, ister bileklik yapın, ister böyle gözlük ipi yapın. Ne isterseniz onu çalışabilirsiniz. Onların detaylarını, kapamalarını vesaire anlatırım size yeri geldiğince. Şimdi ben bunu çalıştım. Son kapamasını, burasını bağlamadım. Birlikte çalışacağız. Yapılışı size hemen anlatacağım. Şimdi bize ne lazım? Şöyle geçelim. Şimdi bu aralardaki yeşiller için bakın 11.0 dizi kum boncuk kullanıyoruz. Şöyle ben böyle bir parlak gibi böyle bir güzel bir bahar yeşili düşündüm. Böyle bir yeşil kullandım. Papatyalar için beyaz ve turuncusunu 9 numara kullandım. Şöyle alayım. Bunlar 9 numara, 9'a 0. Bu beyazı, yani renk numarası. Bunun da turuncunun da bu. Preciosa Ornella kullandım. Siz herhangi başka bir dökme 9'a 0 boncuk da kullanabilirsiniz. Ya da bit kristaller de kullanabilirsiniz. Ya da yine yeşillerin numarasından 11'e 0 beyaz ve turuncu da kullanabilirsiniz. Ben biraz böyle bir daha bir göstersin kendini diye 9'a 0 kullandım. Boncuk iğnemiz var. Şöyle boncuk iğnemiz var. Ve iplikten söz etmek istiyorum. İplik kullandım. İp kullandım burada. Nylbond boncuk ipi kullanabileceğiniz gibi benim bu ipliğim var. Beni daha önceden izleyenler görmüşlerdir. Burada bir kez daha bunun tavsiyesini size bulunayım. Ben durak iplik kullanıyorum. Şöyle 2 numarasını kullanıyorum. Bakın bunu tavsiye ederim. Yani bunu herhangi bir şeyim yok bununla. Hani reklam falan zannetmeyin. 2 numara bu. 2 katlı naylon iplik. Şöyle ince olduğu için böyle kum boncuklarla ya da delikleri küçük boncuklarla çalıştığımız zaman birkaç sefer içinde geçmekte kolaylık sağlıyor. O yüzden ben işlerimde bunu kullanıyorum. Siyahını ve beyazını aldım. Böyle artık bana bir ömür yeter. Bir de şimdi biz gözlük ipi çalışacağımız için böyle gözlük ipi aparatları var. Bunlardan da size biraz bahsetmek isterim. Bilenleriniz bilir ama bilmeyenler, bu konu hakkında hani fikri olmayanlar, daha önce bu işlerle ilgisi olmayanlar, yeni başlayanlar için böyle pratik bilgiler veriyorum ben videolarımın içinde. O yüzden videolarımı hani atlatarak değil de böyle düzgün sonuna kadar izlemenizi naçizane tavsiye ederim. Dediğim gibi böyle aralarda aklıma geldikçe, yani aklıma geldiği anda böyle pratik bilgiler, püfler, deneyimlerimin sonucu olan bazı şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Size yardımcı olabilecek şeyler. Bu da onlardan biri. Bakın bu gözlük ipi aparatları böyle boy boydur. Daha bundan daha büyükleri de var. Şimdi mesela bu daha kalın çerçeveli, kalın sapları olan, mesela güneş gözlüklerinin çoğu öyle. Onlar için
bu gözlük ipi aparatları, bakın şöyle bunu hani çekerek şöyle daha geniş olduğunu görebilirsiniz. Bunlar da daha böyle metalik, işte metal çerçeveler ya da daha ince çerçeveli gözlükler için olanlar. Yani bunların böyle şeffafları da var, siyah olanları da var, renkli olanlarını da şimdi çıkardılar. Renkli renkli, işte sarı, mavi, yeşil gibi. Öyle renkleri de var. Yani hani budur diye, diyelim ki gözlüğünüz ince saplı, budur diye bununla kalmayın, arayın, isteyin. Hani ona göre size satıcılar tavsiyelerde bulunacaktır. Bunu da böylece söylemiş olduktan sonra hemen başlayalım. Şöyle boncuklarımdan biraz alayım. Bu arada mesela bu da benim hayatımı kolaylaştıran bir şey. Böyle bir şey ben icat ettim mi diyeyim. Böyle boncuklarımı, bu tip işte bunlar böyle muhallebi kaşıkları falan, böyle bir şeylerden çıkan kaşıkları kullanıyorum. Yıkıyorum, atmıyorum. Böyle boncuklarımı şöyle toplamakta bana yardımcı oluyor. Ya da işte böyle kutusundan almakta yardımcı oluyor. Yani buradan mesela şöyle almakta da yardımcı oluyor gibi. Efendim, şöyle yeşilimi de hazırladım. Şöyle ben bunları önüme alayım. Boncuk ipimi, boncuk iğneme geçiriyorum ve her zaman genellikle yaptığım tavsiye, ipinizi buradan kesmeyin. Kesmeyin ki öbür tarafından ipiniz bittiği zaman devam edebilin. Başlangıçta bu şekilde 5 tane beyaz, 1 tane turuncu aldım. Sona kadar geliyorum. Şöyle tutuyorum. Biraz yaklaşalım. Evet. Buradan çıktım. İlk geçirdiğim beyaz. Ona giriyorum. Böyleyim bakın. Şimdi 3 tane beyaz aldım. Şöyle elim. Böyle turuncunun üstündeki beyazdan geçtim. Bu şekildeyim bakın. 2 tane yeşil. Ben araları 2 yeşil çalıştım. Siz 3 yeşil, 5 yeşil ya da tek yeşil çalışabilirsiniz. 2 tane yeşil. 1, 2, 3, 4 tane beyaz, 1 tane turuncu aldım. Bunların hepsini aşağı indiriyorum. Bakın ilk başta 5 tane aldık ama şimdi bundan sonra her zaman başlangıcında 4 tane alacağız. Sonra 3 tane alacağız. Ve en alttaki beyazdan giriyorum. Ve şunu şöyle aşağı doğru sıkı sıkı tutun. Şöyle. Şöyle indirin. Şu ikisinin arasında boşluk kalmasın. Böyleyim. Yine 3 tane beyaz aldım. Şuradayım. Turuncunun hemen üstündeki beyazdan geçiyorum. Şöyle biraz çekiştirerek şu arada boşluk kalmasın. Buna dikkat ediyorum. Şimdi yine 2 tane
böyle aldım, indirdim. Beyazdan giriyorum. Böyleyim. 3 tane beyaz aldım yine. Ve turuncunun üstündeki beyazdan girdim. Yine bu şekilde aldım. Aşağı indiriyorum. Yukarıdan üstten doğru şu en alttaki beyaza giriyorum. Böyleyim. Üç tane beyaz. Böyle bakın bu şekilde devam ediyorum istediğim boya gelene kadar. Şimdi burasını başladık ya, burası diyelim ki elinizdeki ipiniz bitti bitti bitti, onun sonunu biraz sonra yapacağız. Bu başlangıç noktasını nasıl yapıyorum? İpliğimi kesiyorum. Şimdi bir makasla. Evet. Şimdi bu başlangıç noktası olduğunu düşünün. Şimdi şu nokta. Bunu nasıl yapacağım? Bu son başlangıç noktası. İki tane önce bir yeşilimi. Yok, yeşil koymuş mu bakayım. Evet, yeşilimi alıyorum. Sonra bu papatyalar kaç boncuktan oluşuyor? 7 boncuktan. O halde yedi boncuğumu indirdikten sonra gözlük aparatımı alıyorum. Bütün bu beyazların içinden geri dönüyorum yukarıdan aşağı. Evet, geri döndüm. Bakın oradaki papatya görüntüsünü tekrar burada yaşatmaya çalıştım. Yani aynısı olsun diye, benzerlik sağlasın diye. Böyle bakın burasını böyle birkaç kez içinden geçin. Şöyle. Şimdi burada benim yaptığım yine bir püf noktası var. Şimdi buradan geldim ya, şu yeşile giriyorum. Bakın bu şey itibariyle, model itibariyle bu teknik itibariyle bu model diyemedim. Şimdi bakın bir hep bir boncuktan çıkmış. Bu tarafı tam ortalı bir model değil. Ben onu güzel ortalı olsun, hem de ipim sağlam olsun diye bu ipimi uzun kesip buradan tekrar baştan başa geçiyorum. Şimdi bu mesela bu beyazdan çıkmışım ya. Şimdi bu beyazdan çıktım bakın. Buradan giriyorum iki yeşile ve bu çıkıl şimdi şunu geçeyim de öyle anlatayım. Şimdi bu bakın şurada şu beyaz boncuktan çıkmış iplik. Ben buradan devam ediyorum.
şöyle. Buradan devam ediyorum. Yani mümkün olduğu kadar boncuklarımı, çiçeklerimi böyle, bakın şimdi buradan, burada şey yok ya, iplik yok. Buradan böyle geçerek ipliği yürütüyorum sona kadar, öbür başa kadar. Ve yani mümkün olduğunca hem papatyalarım düzgün duruyor, ortalanıyor, hem de ipim sağlam olmuş oluyor. Şimdi ötekine, benim daha önce çalıştığıma gelelim. Evet, şimdi buna iğnemi geçirdim. İki tane yeşilimi indiriyorum. Ay, ipliğim de çok uzun. Uzun kestim ki baştan başa yetsin. Şöyle 7 tane boncuk aldım. Bunu da aldım. Boncukların içinden bakın. Geçiyorum hepsinin. Şunu çıkarttım. Evet, geçtim içinden. Dediğim gibi yine buradan bakın, bu ucum burada. Buradan şimdi bu yeşillerden ve şu yandakinden geçiyorum. Daha bir ortalanıyor papatyalar, hem de ipim sağlam oluyor, gözlük ipim. Uzun zaman, uzun dönem kullanabilirim. Bakın buradan değil, şuradan. Böyle mümkün olduğunca buradan ve buradan. Bakın böyle. Buradan böyle buraya kadar böyle geleceğim. Ve burada ikisini bağlayıp sonlandıracağım. Bu şekilde bugün size bu papatyaların yapılışını göstermeye çalıştım. Eğer siz gözlük ipi yapmayacaksanız buraya bir halkayla papağan, bir tarafına papağan yani kilit, bir tarafına halka takarsınız. Kendinize kolye yaparsınız. Bileklik yaparsınız. Bu şekilde böyle. Şimdi gözlüğüme de takmak istedim. Gerçekten çok güzel olacak. Şöyle. Evet. Efendim, bugün size dediğim gibi bu papatyaları anlattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, pozitif kalın. Hoşça kalın.